Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Yarınki İstanbul ikinci altının tahminini yapacağım. Onu yapmadan önce bugünkü Ankara yarışlarına bakalım. Ankara'da ikinci altını 25 liraya yakaladık iki misli olarak. 200 TL kazandırdık takip eden arkadaşlara. Yani ilk ayakta Reyna'da Diamantes gelseydi 400-500'e kadar çıkabilirdi. Son ayakta da biraz da Aydan Kız falan veya Oktay'ın oğlu gelseydi 600-700 lira kadar çıkabilirdi. Bir arkadaşımız 20 misli yakalamış. Yakalayan arkadaşlar var. Ayrıca çiftesini yakalayanlar olmuş. Oradan bize çok teşekkür geldi. Şu dördüncü ayakla beşinci ayağın şöyle tek söyleyeyim de. Ağamsın Anka yarışını çiftesini yakalayanlar oldu. Çok teşekkür edenler oldu. Yakalayanlara hayırlı olsun. Şöyle bütün koşulları değerlendirdiğimizde birinci koşuda bir numara alev topu çıkınca biz orayı 6-4-1 şeklinde önermiştik. Atlarımızdan 6 numara fena koşmadı ama geç kalan ataklarla üçüncü kaldı. Burayı bulamadım. İkinci ayakta yani bu gökyüzünü bile bile lades oluyor bu at sahipleri. Nasıl böyle boş bırakıyorlar? Ben açıkçası birilerinin baskı yapacağını düşündüm ama hiç kimse karışmadı. Herkes ikinciliğe razıymış gibi koştu, suya sabuna dokunmadan, hiç rahatsız edilmeden düzlükte de temposunu arttırarak klasik bir Saadettin Boylaz yarışı yaptı. Dikkat ediyorum şerişerileyi diye gökyüzüne hiçbir at sahibi müdahale etmiyor. Yani bırakıyorlar kaderlerine razı bir şekilde. Bu atlar virajı önde döndüğü zaman zaten durmuyorlar ki. Yani mesela şerişerileydi de aynı. Virajı önde durduğu zaman durmuyor. Yani bu antrenörün şansından mıdır bu İbrahim Bekiroğulları'nı anlamadım. Yani biz at koştuğumuz zaman, bizim atımız önde gittiği zaman bir sürü at peşimize gelirdi, tempomuzu yükseltirdi. Ama şimdi bakıyorum gökyüzüne, şerişerileri hiç kimse müdahale etmiyor. Yani mesela beklenen gibi bir at geçen yıl hatırlıyorum, şerişerileri numarayı aldı, hiç baskı yapmıyor, düzlük çiftliği yapmaya çalışıyor. Yine söylüyorum yani şerişerileri gibi, gökyüzü gibi atlar düzlüğü rahat döndüğü zaman durmaz yani. Bunu at sahipleri göremiyor maalesef. Her neyse üçüncü koşuya gelince Shorty'yi maşallah çok güzel eşkalli, güzel bir kısrak diye bahsetmiştim. Çok iyi koştu. Granada demek ki beklenen kalitede değilmiş. Dördüncü kaldı. Nodrama'yı önerdiğimiz dördüncü at olarak önermiştik. Yine burada Reyna'da Diamantis ilk atımızdı. Gelseydi altı diye biraz daha yüksek rakamlara çıkarırdı. Demir Kurt'u banko verdik. Rahat kazandı. Ünlü My Daughter, El Tigre ve Noter'in kızı verdik. Noter'in kızı sertlik yaptı, girmedi. El Tigre de starttan çıkmadı. Dolayısıyla sadece Ünlü My Daughter'a kalmıştık. O da bizi yanıltmadı. Ağamsın çok rahat kazandı. Klasik bir Saadettin Boyraz yarışı. Köse fena bir tay değil. İlk yarışında kazanmaya koştu. İkinciliğe koşsa ikinci olurdu. Ağamsın'ı geçmeye çalıştı ama ilk yarışından dolayı etişi yapmadı. Birkaç yarış sonra farklı koşabilir bu at. Yine Anka'nın geçen yarışını çok beğendiğimi söylemiştim. Atın ilk defa hani önlere böyle geldiğini falan 1500 yarışta söylemiştim. Çok güzel koştu. Son of Day de fena koşmadı. İkisi kafa kafaya. Zaten ikisini önerdim. Ekürleri önermemiştim. Tutmuyordum. Son ayağa gelince de Cömertoğlu yine önerdiğimiz atlardan biriydi. 5 at verdik. 4'ü zaten ilk 4'e girdi. Yılmaz Hoca önde rahatsız edilmediği yarışlarda daha başarılı olabilir. Bugün için rahatsız edildi o uçan abla tarafından ve dördüncü kaldı. Bana göre yine de yarışı iyi. Her neyse yakalayan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yarınki İstanbul yarışlarının ikinci altılısının tahminlerini sizler için yapacağım arkadaşlar. İkinci altılı beşinci koşudan başlıyor. Şartlı 3 bir yarış. 1400 metre çim pistte bir yarış. 8 numaralı Ginger Snap. Bence çok iyi bir kısrak. 234 gün arası var ama fena değil hazırlıkları. Yarışın en şanslı atıdır. 6 numara Baines yine 105 gün arası var. Güzel bir kısrak o da. O da ikinci şanslı attır. Bu iki at rakiplerinden kalite olarak biraz daha üst görünüyorlar ama araları var. 1 numara Egyptus'ta son yarışta bir takı denediler. Başarısız oldu. Hemen geri çıkarmışlar. Etkili olabilir bir yarış gördü. Nihayetinde nefes açtı. Ve bu gruba gücü yeter mi bilemiyorum ama son yarış çok hoşuma gitti sentetikte. Çimde de koşacağım derse 5 numaralı Serblend'den de bir ters bir yarış gelebilir diye düşünüyorum. 8, 6, 1, 5 sizlere tavsiyem. İkinci ayağa geldiğimizde bana göre denk atların yarışı birkaç at yani birkaç derken 3, 6, 8 tane at önereceğim.
Ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. 1 numaralı Rocky Ford M&M, 2 numaralı Samat Rocky, 4 numaralı Dirty Girl, 5 numaralı The Firm, 6 numaralı Ray, 7 numaralı Baby Azra, 8 numaralı Miss Perfect ve 11 numaralı Mystic Green diyorum. Bu Mystic Green'e dikkat, 50 kilo bomboş koşuyor, etkili olabilir. Günün 7. koşusuna geldiğimizde açıkçası yarışı şöyle bir kafamda canlandırdığımda 3 numara Doğa Kanunu'nun numarayı alıp gideceğini, Burak Şah'ın da onu takip edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yarışın çok hızlı gitmeyeceği kanaatindeyim. Yavaş bir tempoda gidecektir. Mehmet Kaya böyle yarışları çok iyi koşar. Burak Şah da formda görünüyor. Sercan Tırpan da bu verilen hastalıktan dolayı verilen aradan sonra yarış kazanamadı. Bir şanssızlığını kırmaya çalışacak. Düzlüğü Doğa Kanunu önde. Burak Şah ona baskıyla dönecektir. 3 ve 4 büyük ihtimalle tabi at yarıştır, her şey olabilir ama büyük ihtimalle 1 ve 2 şeklinde düzlüğü dönecekler ve ikisinden birinin yarışı kazanacağını düşünüyorum. Ama geniş oynamak isteyenler 5 numara çek odayı da isteyenler bir yarış gördü ekleyebilirler. Ama benim tercihim önce 3 ve 4, daha sonra 5 çek odayı. 8. koşuya geldiğimizde 1 numaralı Şenhan'ın bu gruptan biraz daha kaliteli, her ne kadar 60 kilo olsa da biraz daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Geçen grup yarış çimde koştu, sentetiği biraz daha iyi görünüyor. İlk şansı hak ediyor. 4 numara Duman son yarışı fena değil ama mesafe uzun geldi. Arkadaşlar bu Duman 1301 metre gitmiyor. 1300 metreden yukarı gitmiyor. Yani tam şimdi ideal mesafesi. Özcan eğer sprint, kısa bir sprinti var bu atın. Özcan sprint mesafesini iyi ayarlayabilirse yarın kazanabilir bu 4 numara Duman. Yarış 1400 olsaydı vermezdim. Öyle söyleyeyim yani size. Ama 1300 tam ideal, etkili koşabilir. 5 numaralı Gergin son 62 kiloluk yarışında gerçekten harika koştu. Böyle transit geldi, bitirdi. Yine etkili olabilir ve son at olarak da 3 numaralı Karagül Bey'i Akın Sözen'le ters bir yarış yapabilir. Fazla startta kalmaz ise. 9. koşuya geldiğimizde 9 numaralı Regamur ve 4 numaralı Koa Baba arasında bir tercih yaptım. 9 numaralı Regamur'u banko olarak sizlere tavsiye etmek istiyorum. Ama çok geniş oynamak isteyenler, illa ben yıkacağım diyenler 4 numaralı Koa Baba'yı düşünebilir. Regamur'un kardeşlerine baktım. Mangrove olsun, Make It Green olsun, uzun mesafe çimde etkili yarışlar yapmışlar. Son yarışı da çok iyiydi. Bence yarın için bu Maiden'da şanssızlığını kıracaktır diye düşünüyorum. Büyük favori çıkmasını bekliyorum ama bugün de Demirkurt için aynı şeyi söyledik. Yani gelecek atı da yıkmamaya çalışacağız. Demirkurt yanıltmadı bizi, kazandı. Regamur'un da yarın Karataş'ta düzlük üzerinde yapacağı sprintle yarışı kazanmasını bekliyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde 6 numaralı Prenses Montana son 2 yarışına garip bir şekilde birinci yarışında Hışman Çizik atın ayaklarına bakıp enseye bastı ve sonuncu bitirdi. Bir sonraki yarışında da Burak Akçay at iyi giderken bir anda sola doğru saptı ve yarışı bıraktı. Yani atta bir problem mi var desem, yakın arayla tekrar koşu ilgilileri. İtmanda gayet iyi görünüyor, zımba gibi görünüyor ama iki yarışta da aynısını yaptı. Böyle şeyler yapmamış olsaydı neredeyse tek verecektim sizlere, önerecektim ama açıkçası bu iki yarışındaki bu problemlerinden dolayı acaba atın bir derdim var diye bir tereddüt ettim ama yine de itman görüntüsünü çok beğendiğim ve kalitesine inandığım için bu grup için hani daha kaliteli bir kısak olduğunu düşündüğüm için ilk at olarak öneriyorum. 16 numara tek kurşunda kıpırdanmalar var, iyi koşuyor. 1 numara Aysel Ana her zaman böyle grubu geçebilir. 2 numara Altın Suyu, 4 numaralı Gizem Naz ve son at olarak da 9 numaralı Kurdele'den büyük bir bomba gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız, videolarımızı izlerseniz ve beğeni yaparsanız ve mesaj yazarsanız seviniriz. WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093 arkadaşlar. WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz bu numaraya mesaj atabilirsiniz veya arayabilirsiniz. Hepinize sevgiler, saygılar ve yarın için bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.